Merhabalar. Daha önce hazırladığımız vişne suyundan kalan posalardan marmelat yapıyoruz. Bunun için içindeki bütün çekirdekleri çıkartıyoruz. Daha sonra blenderdan geçireceğiz. Çekirdeklerini çıkardıktan sonra blenderdan geçirip pişirme tenceresine alıyoruz. Püremizin üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Şeker miktarını ayarlarken püremiz mesela 2 bardaksa 1 bardak şeker, 4 bardaksa 2 bardak şeker, yarısı kadar şeker kullanılıyor. Bunu 30 dakika kadar kaynatıyoruz. Daha sonra eğer istediğimiz kıvama geldiyse limon suyunu ekleyeceğiz. Reçelin üzerinde kaynarken oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla topluyoruz. Bunları atıyoruz. Kaynayan marmelatımızdan bir tabağa alıyoruz. Soğutuyoruz. Eğer istediğimiz kıvama gelmişse limon suyunu ekleyeceğiz. Marmelatımız istediğimiz kıvama geldi. Üzerine limon suyumu ekleyip 20 dakika daha kaynatıyorum. Marmelatımız hazır. Günlük tüketecekseniz direkt buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Eğer uzun süre saklayacaksanız kaynarken kavanoza koyup kapağını kapatıp ters çevirin. Bu şekilde konserve özelliği taşır. Erik, vişne, kızılcık gibi kaynattığınız, içine hazırladığınız meyvelerden çıkan posalardan bu şekilde marmelat elde edebilirsiniz. Çok lezzetli oldu. Şimdiden afiyet olsun.